geldin abi. Sana neler neler hazırladık. Ben de sana pasta yaptım. Çok güzel olmuştur o zaman. Evi merak etmiyor musun? Bu kadar hazırlandık, uğraştık. Ev değil, kale mübarek. Sağ ayağına gir içeri. Ev gibi ev olmuş. Elinize sağlık. Mis gibi de yemek kokuyor. Hadi sofraya. Maşallah Karahan'a. Saraybosna'yı masaya taşımışsın. Bizden ayrı özlemiştir soframızı dedim. Sevdiğin ne varsa hazırladık. Var mı? Başımın tacı. Böreğin hamurunu da annemle ben yaptım. İlk ondan yiyeyim ben o zaman. Göle gitmişsin. Bulabildi mi bari çocukluğunu orada? Başka bir şey buldum. Bir kız. Kız mı? Şu arazinin etrafını güzel bir kapatalım da elini kolunu sallayan giremesin. Tamam, halloldu benim. Kimmiş kız? Sıradan bir kız işte. Peki sonra ne oldu? Kötü şeyler oldu. Onu göldeki timsahlara attım. Bizim gölde timsah vardı, benim mi haberim yok? Ne bu suratlar? Ama yılanlarımız var. Oğlum Zahir, göle mi attın kızı bu soğukta? Yazık. Ya geldik bismillah. El alemin uzun kirpikli kızını mı konuşacağız? Sen seversin, bundan yesene tatlım. Garana koyma, midem... Hasta mısın Gülenem? Yo, midemi üşütmüşüm. Ben de geldiğime sevinmedin sandım. Olur mu abi öyle şey? Ya olur mu olur. Kaç zamandır uzaktayız. Belki bensiz de alışmışsınızdır. Abi o nasıl söz öyle? Nasıl mutlu olabilirim ki ben sensiz? Benim senden başka kimim var? Hayda. Ne dedim kızım ben şimdi? Bir de ağla istersen. Hadi yapma böyle. Bugün yeni hayatımızın ilk günü. O yüzden yüzleriniz gülsün. Lütfen cevap ver. Lütfen. Lütfen. Gülendam. Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça ne oluyor? İyiyim, bir şeyim yok. Abin gelecek diye sevinmiyor musun kız? Seviniyorum. O zaman bu halin ne? Kaç zamandır solgunsun, anlamıyor muyum ben? Nedir derdin be kızım, hadi söyle bana. Ben neden kimsenin istemediği biriyim Karahan'a? Hiç olur mu öyle şey? Sen benim çiçeğimsin. Abinin bir tanesisin. Sen bizim canımızsın. Bu evden başka kimseyi sayamadım bak. Niye? Çünkü yok. Ben neyim biliyor musun? Vardır ya böyle diken gibi batan, hani evlat olsa sevilmeyen kız. Ben oyum çünkü. Abimin ikimize kurduğu yalan bir dünyada yaşayıp... ne yapayım? Kendi kendimi teselli mi edeyim ha? Yapma böyle. Hem abin böyle görürse seni çok üzülür. Onca sene uğraştı. Şimdi tam içini soğutacağı yerde umudunu kırma onun.
bu şehirde abimi benden çok daha fazla üzecek, umudunu paramparça edecek çok fazla şey var. Abim bir ava çıktı ama sen annemi tanımıyorsun. Sen Zafer Pehlivan'ı tanımıyorsun. Onun demirden bir leblebi olduğunu daha çocukken mıh gibi beynime kazıdım ben. Onun için dua edelim de bu oyunda ava giderken avlanan biz olmayalım. Servet, itibar, iyi dostlar kazanmış. Şehrin meleği, hayır hasenat sahibi Zafer Hanım. Yetim öksüzlerin hamisi. İnsanlar bilse gerçek yüzünü. Belki de buraya hiç dönmemeliydik. Hani Bursa'da mutluydun? Ne oldu şimdi? Artık değilim. Abi annemizi ölmüş sayıp buradan gidip hayatımızı yaşayabiliriz. Ben bu yoldan dönmem Gülendam. Ben 25 yıldır bu günü bekledim. Geri dönebilmek için sabırla. Vazgeçmek yok. Bir daha sakın bana böyle bir şey söyleme. Abi, geldik de ne oldu? Ne yapacaksın? Öz annemizi mi öldüreceksin? Öldürmek mi? Ölüm onun için ödül olur. Önce etrafını kuşatacağım. Ki kuşattım. Sonra sevdiğin ne varsa elinden alacağım. Evini, işini, servetini, evladını. Ta ki hiçbir şeyi kalmayıncaya kadar. Ve bir gün benim eşiğime düşecek o. İşime düşecek. Sana söz veriyorum Gülendam. O anamız olacak kadın. Bu kapıya gelip yalvaracak. Sizden gayrı gidecek yerim yok diyecek. Sen de o gün onu kapından kovacaksın. Öyle mi? O gün bu kapıyı ardına kadar açacağım ona. İhtiyacı varsa pamuklara sarmalayacağım. Başımın üstünde taşıyacağım. Abi sen ne saçmalıyorsun? Onca şeye sebep olan o kadını başında taşıyacaksın ha? Taşıyacağım. Sonunda diyecek ki İyi ki seni doğurmuşum oğlum. Bunca yıldır hazırladığın intikam planı bu muydu abi? Onun için ölümden davet olur. Bunun daha büyük intikamı olur. Gülendam. Gülendam, kızım lütfen. Bak merak ediyorum ama. Kızım ne bakıyorsun? Özlerim abla. Gülendam.
Ne bu halin kızım senin? Banyoda da rahat yok, bu evde yok mu rahat? Yok. Bir rahat bırakın, ne olur bir nefes aldırtın bana ya. Ne oluyor kızım sana? Bir haftadır ne yerdesin ne gökte, ne derdin var söyle bana artık. Bir şey mi değişecek söyle sen? Hele bir söyle, belki değişir. Midemi üşüttüm diyorum, tamam mı? Anladın mı? Yok, o da mı olmuyor? Hasta olmak da mı yasak bana bu evde ya? Bir hastaneye gidelim o zaman. Bir haftadır helak oldum kusmaktan. İstemiyorum. İstemiyorum. Giderim ben kendim. Gülendam. Gülendam. Neyin var senin ya? Ne bu haller hareketler? Hayırdır? Ne oldu sana ya? Vefa. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ben sen ne istesen yaparım Gülendam. Kimseye söylemeyeceksin ama. Olur mu? Aramızda sır olarak kalacak. Bugüne kadar hangi sırrımızı kime söyledim? Benim için birini takip etmeni istiyorum. Sen ciddi misin ya? Gülendam ne diyorsun sen? Biz buraya geleli daha kaç ay oldu? Sen kimi tanıdın? Ne oldu da kimi takip ediyorum ben? Vefa, takipte misin? Takipteyim, takipteyim de. Kim bu herif Gülendam? Vefa sorma, ne olursun sorma. Evine vardığı zaman bana konumak lütfen. Kızım evine ne yapacaksın? Gülendam içimden bir ses bizi yakacaksın diyor bak. Bak abin duyarsa. Duymayacak abim. Abimin meselesi değil bu. Benim meselem. Ben çözeceğim. Tamam. Atarım konu. Alo taksi. Vefa konum bekliyorum hala. Atmadın. Atmadım. Çünkü senin buraya gelmemen lazım Gülendam. Ne demek bu? Ne demek? Gelme işte. Vefa delirtme beni. Nereye gittik? Gülendam. Vefa. Ne işin var burada? Ben sana gelme dedim. Gelme dedim ben sana. Vefa, içeri girmeyeceğim. Bunun evinde işim yok benim. Senin bu takip ettirdiğin adamla aranda bir şey mi var? Doğruyu söyle bana. Vefa, ne olursun yalvarıyorum sana. Çok sorma, ne olur. Ya nedir bu kadar önemli o zaman? Allah, tamam, ne olur yapma, ne olursun. Bak sadece bu gece konuşmak zorundayım, anla beni, ne olur. Yok ya, ben delireceğim. Delireceğim ben ya. Ya biz daha kaç aydır buradayız? Sen nereden tanıdın da neyi konuşacaksın bu adamla? Sen abini düşünmüyor musun hiç ya? Ha? Kafama sıkar benim, biliyorsun değil mi? Mert. Mert. Ne oluyor? Gel sus. Söyle. Gülceman, sana bir şey söyleyeceğim ama sakin ol, tamam mı? Kızma bana. Ulan kesin kızacağım. Konuş. Senin buraya gelmen lazım. Nereye? Neredesin ki? Gülendam'layım. Gülendam nerede? Annenin evinde. Ne? 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 Sakin. Kızım, bela mısın sen? Arama demedim mi ben sana? Ne işin var senin burada? Sen İstanbul'da değil miydin? İstanbul'a hiç gitmedim ben. Ne yaptın? Bursa'da mı kaldın bu kadar ay? Ne yaptın? Bursa'da yaşıyorum ben. Ben sana yalan söyledim. Ama bak,
telefonumu yani defalarca aradım, bir kere olsun. Açsaydın eğer, dinleseydin beni, ben gerçekten her şeyi anlatacaktım sana. Bir gece ya. Bir gece ya, bir gece. Sarhoştum onda da hatırlamıyorum da bir şey. Ya bu kadar mı gururun yok senin? Ama öyle bir gece değildi ki o gece. Konuştuk seninle, saatlerce dans ettik, saatlerce sohbet ettik. O gece bana aşık olduğunu söylemiştin. Hiç kimseyle böyle bir duygu yaşamadığını. Sarhoştum! Sarhoştum! Hatırlamıyorum! Anlamıyor musun? Yani bu gece yaşanan, yani her şey yalan mıydı? Konuş artık benimle! Sus, tamam, tamam, sus. Konuşacağım, yürü, tamam, konuşacağım. Gel buraya. Al, evleniyorum ben. Yarın düğünüm var benim. Lütfen çık git hayatımdan. Ne? Ben de bir yedim, tamam. Bana bak. Nişanlımı seviyorum ben, tamam mı? Çık git hayatımdan lütfen. Bir hatanın bedeli bu kadar büyük olmamalı ya. Hamileyim. Ne? Senden ve benden bir parça. Anlıyor musun? Ha? İstemiyorum ben. Tamam, halledebiliriz. Ne? Sen kurtul bundan. Tamam mı? Ben istemiyorum çünkü. Para vereyim ben sana. Kurtulalım biz ondan. Kınam var benim içeride de, bahşiş parası diye. Bu kadar var üstümde. Zaten numaram var ya sende. Daha ihtiyacın olursa tamam mı? Lütfen ara beni, çekinme. Lütfen. Tamam mı? Neredesin oğlum? Abi dışarıdayım, sen neredesin? Ben içerideyim. Abi dışarı gel, çabuk, acele et. Hocam trafik kazası. Araba çarptı gözümün önünde. Çabuk. Beyefendi lütfen siz dışarıda. Bir şeyler yap doktor. Tamam oğlum bırakın işimizi yapalım. Doktor sakin bak bir şeyler yap. Abi ne oluyor? Doktor bir şeyler yap. Abi tamam. Doktor bir şeyler yap doktor. Abi ne olur sakin. Ne olur sakin abi tamam. Sahip çıkamadım kıza. Koruyamadım onu. Ona bir şey olursa kendimi asla affetmem. Asla. Abi senin ne suçun var? Onu ben getirdim buraya. Ne istersin diye sormadım bile. Koşa koşa anasının dizinin dibine gitti. Bak, sonra da ne oldu? Thank you.
Abi belki o yüzden gitmemiştir ya. Başka ne için gidecek benim kardeşim o kadının kapısına? Başka ne için gidecek? Kurban olayım, bize iyi bir şey söyle. Tüm tetkikleri yaptık. Beyin emarlarını da çektik. Kolunda ve kaburgasında ezilmeler var. Ufak bir beyin sarsıntısı da geçirmiş. Yani kurtuldu mu söyle. Evet, şu anda durumu stabil. Gülendem Hanım da, bebeği de iyi durumda. Ne diyorsun doktor? Ne bebeği? Beyefendi lütfen sakin olun. Belli ki durumdan haberiniz yok. Kardeşiniz 10 haftalık hamile. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Ne diyor lan bu? Abi sakin. Sen biliyor muydun bana? Bu akşam öğrendim. Anlat. Anlat, bak deliriyorum. Tamam. Tansiyonum çıkıyor, anlat. Anlatacağım abi, anlatacağım. Gülendam bu akşam oraya annenle görüşmeye gitmedi. Bir adamla buluştu. Lan daha geliri ne kadar oldu? Ne ara buldu bu adamı, ne ara hamile kaldı? Sen neredeydin bunlar olurken Vefa? Abi. Vefa, sen böyle bir şey bilip nasıl bana söylemezsin, nasıl gizlersin benden? Ben senden bir şey gizlemedim abi. Ben de bu akşam öğrendim. Daha bu akşam söyledi adam hamile oldu. Adam ne dedi? Elini bara sıkıştırdı. Yarım bebekten kurtuldu dedi. Tara. Kim lan bu herif? Kim? Sana sabaha kadar süre. Sabah o herifi ağlayan kayaya getir. Ölmemişim. Sen ölebilir misin hiç kızım? Senin abin var. Bitirdin beni be. Mahvettin beni. Keşke ölseydi. Şşş, delirme. Ben de mi öleyim istiyorsun? Allah korusun abi. Ama söyleme böyle şeyler. Söyleme. Bu gece olanları bilseydin eğer, öleyim isterdin. Sen bu hayatta ne yaparsan yap, bir an bile senin ölmeni istemeyeceğim. Günahınla sevabınla sen benim kardeşimsin. Ailemsin. Benim her şeyden haberim var. Mert'ten, bebekten. Sakin ol. Abin her şeyi halletti. Bitti o iş, merak etme. İyi hallettin abi. Öldürdün mü onu? Katil miyim ben kızım? Ne öldürmesi? Hem de deliler gibi af dileyen, pişman olan bir adam. Pişman mı? Vefa! Mert! Gülendam mı? Gerçek mi bu? Bu... Tabii tabii ama sen lütfen yorma kendini, olur mu? Gülendam, ben... Bu nasıl söylenir onu da hiç bilmiyorum gerçekten ama... Ya sen bebek deyince ben panikledim ya. Sonra gittim eve, sabaha kadar da düşündüm bunu. Gülendam, ben çok pişmanım ya. Çok pişmanım.
pişmanım. Gerçekten çok üzgünüm. Zaten abine de aynı şekilde söyledim kendisi de. Kendisi de çok yardımcı oldu bana sağ olsun. Çok iyi bir insan. Yani ben... birlikte yaptığımız bu şeyin sorumluluğunu almak istiyorum ya. Sen de umarım istiyorsundur, istiyor musun? Gülenden hadi birlikte büyütelim bu çocuğu. Ha? Hatta bak şöyle bir şey yaptım. Dizlerimin üstüne çöküyorum ve... kırdım bunları. Gülenden benimle evlenir misin? Ödüllü koyuncucuğum. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Tebrikler. Yüzüklerini de ben takayım bari de adet yerini bulsun. Kardeşim hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Evlilik kutsal bir müessese. İki taraf da ayağını denk alacak. Sadakat ilk kural. İkincisi saygı. Bu ikisi olduktan sonra sevgi de olur. Ben Gülendem'i Allah'ın emaneti bildim. Gözümün nuru bildim. Gözümü üstünden ayırmadım. Ama şimdi vakit geldi, yuvadan uçuyor. Bana emanet edileni... ben de sevdiği adama emanet ediyorum. Biliyorum ki o da benim gibi gözünün nuru bilecek. İncitmeyecek.
Hayırlı olsun. Mutluluğun daim olsun gözümün nuru. Sağ ol abi. İstanbul'a gideceksiniz bu akşam. Evi hazırlattım. Biraz dinlenirsiniz. Birbirinize alışırsınız. Tamam abi, teşekkürler. Teşekkür. Kardeşimin gözünden yaş akarsa seninkinden kan akıtırım. Hadi çal bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.